Kafası da çok karışık. Yani ya şizofren ya papaz. Müslüman bir denilemez yani bu insana. Diyor ki, ben diyor 79 ölü ile birbirinin birleşimiyim, fihristesiyim. Ve diyor, yırtılmış sayıtı atar, yeni sayıtı giyerim. Hücrelerin yılda iki defa yenilenmesi gibi yenilenirim. Bunları ben söylemiyorum, bunları Said Nursi söylüyor. Ve ondan sonra diyor ki, o Saidler bir araya gelseler birbirlerini tanımazlar. Şimdi bunu söyleyen bir insan neye inanıyordur? Reenkarnasyona inanıyordur bunu söyleyen bir insan. Peki bu insan Müslüman olabilir mi? Yine Said Nursi der ki, Çanakkale Harbi'nde şehit olan gençlerimiz için, insanımız için telef, teleftir. Ama aynı savaşta Kastamonu laikasının birkaç tane bölümünde der ki, orada ölen Hristiyanlar için, Çanakkale'de karşımızdakiler kimdi? Hristiyan. Bu insanlar buraya ne için geldiler? Dedelerimizi öldürmek için geldiler, değil mi? Müslüman kanı akıtmak için geldiler ve bunda başarılı da oldular. Ve bu kanı akıtırken ölmüş kalmış olanları için Said Nursi der ki, kendileri için, yani perde-i gayb açılsa, sırlar perdesi açılsa, kendileri için hazırlanan mükafatları görseler, ya Rabbi şükür elhamdülillah diyecekler. Ha, bu insan şimdi Müslüman mıdır? Peki bu insanı ilkokul çocuklarına sevdirme çabasının sebebi nedir? Çok acı değil mi? Bu soruları sormanızı istiyorum. Halkımıza sorun, insanımıza sorun. Ha, bunu sevdirme çabasının sebebi nedir? Bu insanın Allah sevgisi midir üstün olan? Bu insanın vatan sevgisi mi vardır? Tamamen bizim değerlerimizle ters. Tekrar söylüyorum. Cuma kılmayan, mescide camiye gitmeyen, hayatı boyunca hac yapmamış ve bizim vatan sahibi olmamızı sağlayan, seccademizi rahatça sermemizi sağlayan, dinimizi anlamamızı ve yaşamamızı sağlayan Atatürk'ümüze deccal diyen insandır Said Nursi. Arkadaşlar, öyleyse seçimlerimizi gözden geçirelim. Neyin ne için yapıldığını ben bilemem. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, Said Nursi de, Fethullah Gülen de çok ciddi Amerikan yanlısı insanlardır. Eğer biz bugün Amerika ile savaşıyorsak, bu Said Nursi'yi çocuklarımıza öğreterek yapılabilecek bir şey değil. Çünkü Said Nursi mandacıdır ve Amerikancıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mücadelesi de mandacılarla, İngiliz hayranlarıyla ve Amerikan hayranlarıyla olmuştur. O bu mücadeleyi milletiyle omuz omuza vererek en güzel bir şekilde yaptı. Şimdi her konuda olduğu gibi bu konuda da uyarılarıyla bizi aydınlatan, bakın bu konuyu dinleyebildiğiniz tek ekran, öyle değil mi? Bu konuyu dinleyebildiğiniz tek ekranın ve bu kadronun baş mimarı Profesör Doktor Haydar Başbey'i anlamaya mecburuz. Eğer onunla birlikte hareket edebilirsek, o zaman 1-15 Temmuz vakası daha yaşamadan her konuda çok güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz. İnşallah o günler yakındır diyorum. Yoksa oturup hesap etmemiz lazım. Bu sefer acaba kaç 250 kişi ölecek? Bunun sonunda acaba daha nelerimiz devrilecek? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı bir gün diliyorum. Bu soruları etrafınıza sormanızı rica ediyorum.